Bak Semih bu senenin başına ve her zaman söyledi, dedim ki Semih bir anda bir insanla çok samimi olup canciğer olabiliyor. Onu biliyorum, onu farkındayım. İyi gün dostlarını bazen kötü gün dostlarına değişebiliyor. Anladın mı? Eğlendiği adamları yanında dertleştiği adamlara karşı değiştirebiliyor. Ben bunu burada gördüm. Ben sadece bak susuyorum. Ama ben bu evin içerisinde tek bir şeyle sınanmamıştım. Dostla. Böyle de onunla da sınandım. Yok sizin bak hakikaten sen haksız olduğu yerde bile Semih'in arkasındaydın, ona destek oluyordun ki gerçek bir dostun yapması gereken ve yapması gereken. Sadece bu sene değil ki bro. Sadece bak geçen sene de bilmiyorum ama benim hani gördüğüm, burada olduğum süre zarfında ve bu sene içerisinde izlediğim kadarıyla sen haksız olduğu zamanda, başı sıkıştığı zamanda veya mutlu gününde de sen hep yanındaydın Semih. Ama şimdiki senin sana kondurulan bu durum, bu sen hak etmiyorsun güzel kardeşim. Yani inan hak etmiyorsun yani sen. Çünkü sana yakıştırılan, sana kondurulan bu algıyı sen hak etmiyorsun. Çünkü sen ne olursa olsun onun arkasındaydın. Sen dün dedin ya, kardeşlik dedin, yeri geldiğinde hani hatasını örtmektir. Tabii. Ne, kusurunu kapatmak. Kusurunu, ayıbını örtmektir, ayıbını hatasını örtmektir, kapatmaktır kardeşim. Ben yani ona gerçekten de bir kardeş olduğumu düşünüyorum kardeşim. Öyle. Gerçekten de bir kardeş olduğumu düşünüyorum. Bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Evet. Ben eğer bir şey yiyorsam Semih de yemiş midir diye düşünüyordum. Bak, öyle bir kardeşlik yaptık birbirimize. Aynen. Ama şu son olaylarda bir iki hafta bu olaylar yüzünden eğer bir arkadaşlık, dostluk bitebiliyorsa zaten o arkadaşlık, dostluk olmamış. Olmamıştı. Ben kendi kendime yaşıyormuşum, platonik yaşıyormuşum bu durumu. Kardeşim bir şey diyeceğim şimdi. Eğer dostunsa seninle mesajla bitirmez bazı şeyleri. Anladın mı? Yüz yüze gelirsiniz, tartışırsınız. Ya illa haklı olmak zorunda değilsin, illa o da haklı olmak zorunda değil. Eğer anlaşamadığınız noktada gerçekten artık bu dakikadan sonra birbirimize güvenemeyiz kardeşim biz. Bu dakikadan sonra biz dostluğumuzu paylaşamıyoruz dediğiniz noktada arkadaşlığınızı bitirirsiniz. Yani bir mesajla atılabilecek dostluğunuz varsa sizin, bitirilebilecek bir dostluğunuz varsa kardeşim, o zaten hakikaten tartışılır yani. Aynen. O dostluk tartışılır, o dostluk zaten tartışılır yani. Öyle bir mesajla dostluk bitmez. Aynen. Bak ki sen kendi ağzınla söylüyorsun, adamı arayıp sen ne yapıyorsun, bir kendine gel dedin yani. Aynen. Dedim. Ne yapıyorsun, kendine gel dedin. Ya sen daha ne yapman gerekiyor? Tatlı, ne yapman gerekiyor yani? Tatlı konuşun. O zaman dost olmazsın ki tatlı tatlı ona konuşarak. Aa iyi yaptın kardeşim şöyle. Ben ona yanlış yaptım. Sırtını mı sıvazlayacağız yani bu noktada? Semih de seviyordu yani. Şimdi sevgi konusunda öyle hani sevmiyordu. Bu hiçbir zaman sevmiyorum bilmem ne falan filan bize demedi abi öyle bir şey. Bu evde yaşaması gerekiyor. Abi kıza bunu bu açıklamış mı? Belki de şunu düşündü. Bak belki de şunu düşündü. Benim böyle bir hayatım var. Ben bu kıza ileride daha büyük sıkıntılar ve acılar vereceğim deyip bunu düşünüp de bunu da demiş, onu düşünüp söylemiştir diye tahmin ediyorum. Ama ona ben defalarca dedim. Bırak biz bu evde sonuna kadar yaşayalım. Bak bu evde daha yaşayacak çok zamanımız var. Bu evde yaşadıkça zaten tanıyacaksın. Aynen. Bu evde yaşadıkça tam olarak gerçekten Hazal'ı sevdiğini benimseseydi ve tutup eline çıksaydı benim tanıdığım Semih buradan çıktığı gibi gider nikah dairesine nikah basardı. Aynen öyle. Öyle de olması gerek. Abi ben çok üzüldüm kıza ya. Ama gerçekten ben de şöyle düşünüyorum yani, yo, inanıyorum Semih'in sevgisine. Hazal konusunda, hani diğer konular, Adnan konusunda haksız. Çok büyük. Ama eyvallah çok haksızlık abi, yapmış ama Hazal sevdiğini belki de Hazal'a zarar veriyorum, bu kızı ben üzüyorum diye düşünüp Hazal sen yoluna ben yoluma bu yüzden demiştir belki de. Olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulma.